Kaça aldın bunu? Bunu 30 liraya almıştım. Bak ne evet, güzel. Uygun bir bunları? Fiyat aldım. Bunları 80 TL'ye aldım. 80 TL. Evet, ikisini. Şunu? Bunu da aynı şekilde 50 TL'ye falan almıştım. Hadi be, nerede? Pazardan mı aldın? Bunları 2 yıl önce aldım. Şu an bu fiyata hiçbiri yok. Yapma ya. Evet. Tabii ki de. Hepsi ateş pahası. Diğeri söyle de bari biz de alalım. Evet hanımlar, buyurun. Evet. Yemiyor musunuz? Afiyet olsun. Sen pek istemedin ama götürmüşsün. Salatayı. Beğendim, güzel. Ne ikram edeyim? Almasam bunu de ama yedin. Şeyma Hanım, bir şey dikkatimi çekti ama çok titizim diyorsunuz. Evet. Aklıma takılan iki soru var. Birincisi, eşinize bile eldivenle servis yapıyorsunuz. Burada eldivenle servis yapmıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, bunlar çok parmak izi bırakıyor. Buna takılmıyor musunuz? Ama bunlar şu an kullanım aşamasında parmak izi bırakıyor. Daha sonra yerlerine kaldırdığım zaman sonuçta böyle olmuyor. Sonuçta şu an kullanılıyor bu. Hayır, siz titizliğinizde, düzeninizde bununla övündüğünüz için söylüyorum aslında. Ama buna yapabilecek bir şey yok. Bir de mesela içeceği size eldivenle getirme sebebim o an mesela limonu falan işte sıktım, kartuzlarını falan kenarına taktım. O aşamada eldiven taktım elime. Ama buzlarını atarken mesela... Eldiveni değiştirmedin, aynı eldivenle mi gelmiştin? Yok, değiştirdim. Sunum aşamasında onu yaptım ama buzlarını atarken yine böyle bir kaşık kullandım. O ara eldivenlerimi çıkardım. Yemek masasını genel olarak çok beğendim, düzenini vesaire ama elinde eldiven aramadım değil, hani titizlik takıntısı vardı. Ya sunumları yaparken kullanmıyorum. Bak şimdi bir şey söyleyeyim, böyle eldivenle falan bize servis yaptın ya. Evet. Şimdi burada da senden böyle bir kumaş eldivenle böyle bir... böyle bir ikram. Ben de alabilirdim. Evet, güzel olurdu yeşil bir eldiven şöyle. Yeşil mi olur, beyaz mı olur artık bilmiyorum, böyle bir eldiven. Güzel. Madem oldu. Sundun, devamını beklerdik. Evet. Neyse artık. Ben de bir şey sormak istiyorum. Çay ikramım var. Bunlar niye burada o zaman? Bunlara da bir şey... Bunlar içeceklerim hemen arkanızda. Hani çay içmek istemezseniz onlardan ikram edeyim. Onu de ister misiniz? Ben şu an istemiyorum. Değil mi? Çay sizler güzel. İster misiniz? Yok, teşekkür ederim. Sonra alırız belki. Tabii, tamam. Şu böreğin tadına bakalım. Tabii. Benim hoşuma giden şeyi söyleyeyim mi size? Her menüsünün üzerinde birer servis olması, servis maşası, şöyle verebilirim, servis çatalı olması beni hoşuma gitti. Poğaçada bırakayım mı, koyayım mı? Hadi koy, hadi. Şeyma Hanım, masa örtünüzün fiyatını da öğrenebilir miyim? Tabii, masa örtümün fiyatı 500 TL. Çok fazla değil mi Şeyma Hanım, 500 TL? Ama şu an zaten her şey... Bu ama fiyat 2,5 yani. Sene önce... Yok, bunu 2,5 yıl önce almadım. Bunu yeni aldım. Bu yeni bir örtü. Ama genelde 500 lira fiyatı. Ama yani şu an işte her şey çok pahalı olduğu için bu gayet bence şu normal yani. Fiyat, evet. Evet. Şu incilerden de kurtulacağımız günü bekliyorum sabırla. Evet mi? Durun, ben de kullanayım da. Dur, bir şey soracağım şimdi. Şimdi diyelim ki eşlerinizle flört ediyorsunuz. Evet. Daha evlenmediniz, yemeğe çıktınız ve... Karşınıza böyle bir şey geldi, maydanozlu. Şimdi bunu yer misiniz, yemez misiniz? Yerim. Yer misin? Yerim. Peki yedin diyelim. Ben aynen göstereyim. Yedim. Dedi şimdi bu kaldı. Bak şimdi böyle. Adam bana bakıyor. Kalmıyor. Böyle. Merhaba canım. Bütün karizma gitmez evet, mi ya? Gider. Ya gider de hani evleneceğinizi düşünüyorsanız onu da takmazsınız diye düşünüyorum. Vallahi bir şey hiç de değil. Daha yeni flört ediyorum. Çıkıyorum evet. Maydanozlu böyle. Genelde flört edildiğinde böyle. Bir gözüm işler maydanozlu. Değil mi? Evet. Bence nacizane tavsiyemi hemen yapıyorum bekar hanımlara. Beyefendilerle yemeğe çıkıyorsunuz ilk defa, Allah rızası için maydanozu yemeyin. Maydanozları ayda. Aslında herhalde bir görmesi gerekmiyor mu? Evet. Ay dur da bismillah, adamı önce bir... Baştan alıştırsak kendinize. Baştan alıştırsak. Hayatım ilk günden burada bir maydanozla gülme adama yani. Gülme. Doğru, haklısınız. Ya da spagetti söylediniz. Makarna, çubuk makarna yediniz. Burada. Makarna, çubuk yukarı gidiyor soslar burada. Ben erkek olsam. Olmaz. Canım oldu. Afiyet olsun sana. Aynen. Tekrar görüşmek üzere. Benim bir işim varmış da alo derim, kaçarım. Bir tercih de silebilirim. O sebeple. Yardımcı olabilirim. Vallahi katılmıyorum. O sebeple yani gitmişsin adamla bir yeme. Evde ye yemeğini biraz. Bir böyle bir duk aç bile olsan bir tut kendine bir iki saat bir saat. Aynen. Ne olacak? Aslı Hanım ben eşimle... Maydanoz var mı bu arada? Yok. Eşimle ilk tanıştığım zaman ilk yemeğimiz İskender'di. İskender.
olur, gideri var ama yoğurt var, uykun gelir. Var. İşte yoğurt var, salçası var. Öyle bir şey yaşamıştık yani. Bak al işte, ablanız doğru söylüyor. Bir de yoğurtlu yemeyin, ayran içmeyin, uykunuz gelecek. Adam anlatıyor böyle aşkınızı böyle. Sen uyuyorsun. Sonra... Olmasın bak, bunlar çok önemli şeyler. Hani yemek adabı bence çok önemli. Aynı şey beyler için de geçerli bak. Tamam biz yapmayalım ama beyler de yapmasın bize bunları. Aslanım genelde böyle flört zamanlarında böyle çok yemek yiyemez çiftler beraberken, utanırlar böyle. Ben bir yiyeyim. Ah Şükrancığım, o ben sizin için geçerli. Mesela oturup böyle, benim bir arkadaşım anlattı. Ay dedi, Aslıcığım çıktık dedi. Dedim, adam dedi hor 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 yedi dedi. Ben böyle, oldu bitti mi, ben bir çay demiş, kendine çay söylemiş. Dememiş yani, hayatım çay mı içersin, meşrubat mı içersin? Yok, adam yemiş, oldu demiş. Kalkalım. Ay dedim, anında onu orada bırak. Değil mi? Gerçekten evet. Bunlar çok önemli şeyler. Evet, hani insanları yemek masasında tanırsınız. Aslında kültürümüz de bizim masa adaplarımız da çok güzeldir. Evet. Ya kültürümüz elbette ama kültürün dışında bir kültür var burada. Ne yani. Öyle değil mi? Tarzda. Nedir? Bir insanı yemek masasında tanırsınız, yolculukta tanırsınız, seyahatte ve alışverişte tanırsınız evet. Bakın. Mutlaka bana göre hem kız arkadaşınızla hem de hayat arkadaşınızla bunları kesinlikle mutlaka yapın. İşte seyahat, masada yemek yeme ve alışveriş. Aynen. Şimdi biz senin düğününe geçelim bence artık. Geçelim. Tiyoları da verdik. Hadi geçelim. Senin efendim hikayeni dinlemeyi evet açıkçası merak ediyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemek masası normal her zaman hazırladığımız masalarla eşdeğerdi. Yarın benim günümde nasıl yemek masası hazırlanıyor görecekler.